Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Eylül'de yapılması planlanan ancak bir yıl ertelenen Yasama Konseyi seçimlerinin tez zamanda yapılması çağrısında bulundu. Maas, Berlin'de Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede Uygur Türkleri ile ilgili durumun da gündem maddeleri arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Maas, görüşmede Çin'in bağımsız bir Birleşmiş Milletler misyonunun kamplara girmesine izin vermesi memnuniyet duyacağını dile getirdiğini kaydetti. Maas gelecek hafta Almanya-Çin arasında insan hakları diyalog toplantısının yapılacağını ve burada Uygur Türkleri ile ilgili endişe verici durumunda ele alınacağını söyledi. Wang, Hong Kong ve Sincan Uygur özel bölgesindeki konuların Çin'in iç işleri olduğunu, yabancıların buna karışmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Wang Yi, Uygur, Hong Kong ve Tibet'te yaşananlardan dolayı Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Doğu Türkistan, Hong Kong ve Tibet'te yaşananlara dikkat çeken göstericiler Uygurlara özgürlük, soykırımı durdurun şeklinde sloganlar atarak insan hakları için ayağa kalk, hepimize eşit davranılana kadar özgürlük yok, Uygurlara soykırımı durdurun ve Hong Kong'a özgürlük şeklinde pankartlar taşıdı. Tacikistan aracılığıyla Türkiye'den Çin'e gönderilen Zinnet Gül'ün Suudi Arabistan'da yaşayan ablası Gül Cennet, kız kardeşi Zinnet Gül'ün de öldüğünü ve annesinin iki çocuğuna baktığını belirten bir mesaj aldı. Konuyla ilgili bir dizi soruşturmadan sonra Zinnet Gül'ün iki çocuğunun şu anda annesiyle değil büyük annesi tarafından bakıldığını, aile üyeleri ve komşularının Zinnet Gül'ün nerede olduğundan haberi olmadığını ortaya çıkardı. Suudi Arabistan'da yaşayan Zinnet Gül'ün ablası Gül Cennet, bu ayın başlarında kız kardeşi Zinnet Gül'ün vefat ettiğinin ve iki çocuğunun büyük annesi Amangül değil de Amangül'ün ablası Ruşengül Yasın tarafından bakıldığına dair bir ipucu aldı. Zinnet Gül Tursun, İzmir'de bir yabancı gözaltı merkezinde bir süre gözaltına alındıktan sonra iki çocuğuyla birlikte geçen yıl Haziran ayında Tacikistan üzerinden Çin'e iade edilmişti. Zinnet Gül'ün ablasının verdiği ipuçlarına dayanan Özgür Asya Radyosu, Zinnet Gül'ün kaderinin belirsiz olduğunu ve bu iki çocuğuna annesi tarafından değil, annesinin ablası tarafından bakıldığını ortaya çıkardı. Bölgeye yapılan telefon görüşmelerinde Zinnet Gül'ün annesinin de geçen yıl Eylül ayında tutuklandığı, 3 yıldır gözaltına tutulan erkek kardeşinin hastalık nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, gün geçmiyor ki bir Uygur çocuk daha yetim kalmasın dedi. Karakaş, Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği katliam tüm hızıyla devam ediyor. Suçsuz yere gençler öldürülürken nerede insan hakları ve İslam Birliği, neden sesini çıkarmıyor, Çin zulmüne alkış tutanları, seyirci kalanları tarih asla affetmez dedi. Çin'in İç Moğolistan özel bölgesinde ana dilde eğitim politikasına değişiklik protesto edildi. Çin'in İç Moğolistan özel bölgesinde Moğolca verilen ders sayısının eksiltilmesine karşı protesto yapıldı. BBC'nin haberine göre bölgede yeni eğitim öğretim yarı yılı başlarken bazı aileler ana dilde eğitim siyasetindeki farklılığı protesto etmek amacıyla çocuklarını mektebe göndermedi. Yeni tedbirler çerçevesinde İç Moğolistan özel bölgesinde politika, tarih, dil ve edebiyat dersleri tedricen Çince'nin Mandriyan lehçesi öğretilecek. Bir hayli kavmi Moğol yeni ihtiyarları kültürel kimliklerini amaç alan bir tehdit olarak görüyor. Talebe ve velilerden oluşan kalabalık gruplar hafta sonu süresince bu ihtiyarları protesto etti. Hindistan'da Çin güçleri Himalayalar üzerindeki ihtilaflı sınır bölgesine bir kez daha karşı karşıya geldi. Reuters'a konuşan Hint bir yetkili salı günü ülkesinin Himalayalarda 4 stratejik noktaya askeri tabur yerleştirdiğini ve bunun da Çin'in devam ede gelen sınır ihlalleri nedeniyle yapıldığını aktardı. Her iki ülkede son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını arttırmayı sürdürüyor. Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Çin ordusunun cumartesi gecesi statikoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açması çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği belirtilmişti. Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin, anlaşmadan çekinen ABD'nin Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesine olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtti. İran'ın nükleer çalışmalarını denetleme amacıyla kurulan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in başkanlığında Avustralya'nın başkenti Viyana'da toplandı. Nükleer anlaşmanın tarafları İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'den Dışişleri Bakan Yardımcılarının katıldığı
komisyon toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada tüm katılımcıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla desteklenen nükleer anlaşmanın korunması ve tüm taraflarca tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı.